Hayat Ağacı'ndan herkese merhaba. Daha mutlu, daha başarılı ve daha tatmin olmuş bir hayatın peşinde olmak her birimizin ortak arzusudur. Hayatta herkesin kendi benzersiz yolları vardır ve mutlu, başarılı ve tatmin olmuş olmak her birey için farklı şeyler anlamına gelir. Hayat yolculuğumuzda inişler ve çıkışlar kaçınılmazdır. Zorluklarla karşılaşabilir, hatalar yapabilir ve hatta başarısızlıklar yaşayabiliriz. Ancak önemli olan bu zorluklarla nasıl başa çıktığımızdır. Bu videoda hayattaki zor zamanlarda güçlü kalmanız konusunda size yardımcı olacak bazı temel gerçekleri ele alıyoruz. Hayatta her şeyi planlayamazsınız. Hatta planlı programlı olmayı denediğinizde her şey her zaman beklediğiniz gibi gitmez. Hayatın karmaşıklığı ve belirsizliği nedeniyle her zaman beklenmedik olaylar ve sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Planlı programlı olmak, hayatınızı daha organize ve düzenli hale getirmenize yardımcı olabilir. Ancak her şeyin kontrol altında olduğu yanılgısına düşmemelisiniz. Birçok şey kontrolünüz dışında gerçekleşir. Beklenmedik sağlık sorunları, ailevi veya ilişkisel problemler, ekonomik dalgalanmalar veya doğal afetler gibi durumlar tüm planları alt üst edebilir. Hayatta sürprizlere açık olmak, esneklik ve adaptasyon becerilerinizi geliştirir. Bu da sizi değişen koşullara uyum sağlayabilen, güçlü ve dirençli bir hale getirir. İnsanlar bir soru sormaları gereken durumlarda genellikle reddedilmekten, eleştirilmekten veya olumsuz bir tepkiyle karşılaşmaktan endişe ederler. İş yerinde terfi, zam isteme veya özel biriyle randevu almaya çalışmak gibi birçok konuda bazen ne istediğimizi sormaktan, dile getirmekten çekiniriz. Çünkü reddedilmekten korkarız. Oysa böyle durumlarla başa çıkmak için insanların kendilerine güvenmeleri ve cesaretli olmaları gerekir. Reddedilme veya olumsuz tepki riski her zaman vardır ancak sonradan keşke dememek için sormak veya ifade etmek insanların daha tatmin edici ilişkiler, kariyer ilerlemesi ve kişisel mutluluk elde etmelerine yardımcı olabilir. Unutmamanız gereken şeylerden biri de öğrenilecek her zaman yeni bir şeylerin var olduğudur. Çünkü öğrenmiyorsanız büyümüyor, gelişmiyorsunuz demektir. Bu yüzden her zaman açık bir zihinle üzerinde yaşadığınız kürede meraklı olmalısınız. Dünyaya merakla yaklaşmak, keşfetmek ve öğrenmek için sürekli bir arzu taşımak anlamına gelir. Öğrenme zihinsel ve entelektüel bir süreçtir ve insanın bilgi ve deneyimlerini genişletmesini sağlar. Teknolojik ilerlemeler, bilimsel keşifler, kültürel etkileşimler ve diğer insanlarla iletişim sayesinde her gün yeni bilgiler edinebiliriz. Eğer sadece bildiklerimizle yetinir ve öğrenmeye kapalı bir zihinle hareket edersek gelişimimizi sınırlarız. Yeni bilgiler ve beceriler edinmek sadece bireysel büyüme ve gelişme için değil, aynı zamanda toplumun gelişimi için de önemlidir. Öğrenme, insanların daha iyi kararlar almasına, daha iyi bir dünya için çözümler üretmesine ve farklı perspektifleri anlayabilmesine yardımcı olur. Eğer çaba gösteriyorsanız karşılığını mutlaka alırsınız. Başarıya giden kısa yollar yoktur. La Fontaine'in dediği gibi hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez. Hayatta bir yere gelmek istiyorsanız çalışmalı, yaptığınız şeye kendinizi adamalısınız. Hiçbir başarı tesadüfen gelmez. Aksine düzenli çalışmak ve hedefe odaklanmak gerekir. Eğer gerçekten bir şeyler başarmak istiyorsanız emek sarf etmek ve sürekli olarak çaba göstermek önemlidir. İster bir kariyer hedefi olsun, ister bir hobi veya spor dalı. Tutkuyla bağlanmalısınız, sürekli çalışmalı, disiplinli olmalı, sabırla ve özveriyle neticeye gitmelisiniz. Etrafımızdaki insanlarla olan ilişkilerimiz, kendimizle olan ilişkimizin bir yansımasıdır. Eğer kendinizle barışık biri değilseniz ve hayatınızı memnuniyetsizlikler üzerine kurmuşsanız, olumsuz duygusal durumlar ilişkilerinize de yansıyacaktır. Kendiyle barışık olmak, kişinin kendi değerini ve kendine olan güvenini kabul etmesi anlamına gelir. İhtiyaçlarımızı anlamak, duygusal ve fiziksel sınırlarımızı belirlemek ve kendi değerimizin farkında olmak sağlıklı ilişkiler kurmamızı sağlar. Kendimizle barışık olmadığımızda genellikle güvensizlik, değersiz hissetme, sürekli eleştiri yapma gibi olumsuz düşünceler ve davranışlar sergileyebiliriz. Örneğin, düşük özgüvene sahip biri sürekli başkalarının onayını arayabilir ve sürekli beklentiler içine girebilir.
kendine güvensizlik, ilişkide bağımlı bir rol üstlenme eğilimine neden olabilir. Bunun sonucunda karşı taraftan sürekli ilgi beklenir ve ilişkide dengesizlik oluşabilir. İyi bir benlik değeri oluşturmak için zaman ayırmalı ve kendi ihtiyaçlarınıza odaklanmalısınız. Kendinizle sağlam bir ilişki kurduktan sonra başkalarıyla mutlu olmak çok daha kolay hale gelir. Bir kararla karşı karşıya kaldığınızda doğru şeyi yapıp yapmadığınız konusunda ikileme düştüğünüz anlar olur. Bu kararı verme sürecinde diğer insanların sizin hakkınızda ne düşüneceği konusunda takıntılara sahip olabilirsiniz. Ancak önemli olan sizsiniz. Vereceğiniz kararın değerleriniz ve ahlaki prensiplerinizle uyumlu olup olmadığı önemlidir. Örneğin, zararlı bir ilişkiyi sonlandırmayı düşünüyorsanız, bununla gelecek olan duygusal acıdan veya sosyal sonuçlardan çekiniyor olabilirsiniz. Ancak uzun vadede toksisiteden uzaklaşmak ve kendi mutluluğunuza odaklanabilmek size en faydalı olan şeydir. Bir karar arefesinde her zaman durumu değerlendirmek ve hayatınızda olumlu değişikliklere yol açabilecek şeyleri yapmak için adım atmak önemlidir. Arkadaşlıklar ve ilişkiler söz konusu olduğunda hayatınıza kimleri dahil edeceğinize dikkat etmeniz gerekiyor. Bu özellikle yeni birileriyle tanıştığınızda geçerlidir. Hayatınıza dahil etmeden önce insanları tanımak için iyi bir gözlemci olmalısınız. Genellikle konuşma şekilleriyle, hal ve hareketleriyle, diğer insanlara karşı davranışlarıyla gerçek benliklerini ortaya koyarlar. Küçük detaylara dikkat edin ve bunları ciddiye alın. Birisi sürekli olarak olumsuz davranışlar sergiliyorsa, kuracağınız ilişkinin sağlıklı olma ihtimali düşüktür. Ayrıca içgüdülerinize güvenmelisiniz. Eğer muhatabınızda içinize sinmeyen bir şeyler gözlemlediyseniz, uzak durmak, ilişkiyi hiç başlatmamak en sağlıklı olanıdır. Her bireyin kişisel değişim süreci farklıdır ve bu süreci etkileyen birçok faktör vardır. İnsanlar genellikle kendi motivasyonları, değerleri, inançları ve deneyimleri doğrultusunda değişim kararlarını verirler. Birini değişmeye zorlamak genellikle olumsuz sonuçlar doğurur ve karşı tarafı dirençli hale getirebilir. Bu açık bir gerçek gibi görünse de sıklıkla unuttuğumuz bir noktadır. İnsanlar değişmeye istekli olmadığında kolayca hayal kırıklığına uğrayabiliriz. İnsanları neyi yanlış yaptıkları konusunda uyardığımız, tavsiyeler verdiğimizde anında değişeceklerini zannediyoruz. Ancak işler böyle yürümüyor. Herkesin değişim yolculuğu farklıdır. Bazıları küçük adımlar atarak yavaş ilerlerken, bazıları ani ve büyük değişimleri kısa sürede yaşayabilir. Ne kadar çaba sarf ederseniz edin, birini değiştiremezsiniz. Onlara tavsiyelerde bulunabilir, teşvik edebilir ve kaynaklar sağlayabilirsiniz. Ancak değişim kararı tamamen onlara aittir. Hiç şüphesiz sizi inciten birisini affetmek zordur. Hatta yolları bile ayırmak gereken bazı durumlarda imkansızdır. Ancak kin ve öfkeyi içinde tutmak sadece sizi mutsuz hissettirir. Sanki derin bir kuyuya hapsolmuş gibi hissedersiniz. Zaman geçtikçe daha da derinleşen dipsiz bir kuyu. Bu açıdan bakınca affetmek, iyileşmek ve ileriye gitmek için güçlü bir araçtır. Çünkü insanları geçmişte yaşanan acı ve travmalardan kurtarabilir ve onlara iç huzur ve özgürlük sağlayabilir. Affetme, bir kişinin duygusal yüklerden kurtulmasına ve hayatına devam etmesine yardımcı olabilir. Geçmişte yaşanan bir hata veya haksızlık, insanları uzun süre boyunca negatif hislerle sıkışmış hissettirebilir, ruhlarını hapsedebilir ve genel yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Affederek geçmişten kopabilir, hayatınızı nasıl yaşayacağınız konusunda büyük fark yaratabilirsiniz. Şüphesiz bu, yapılan hataları, kötü davranışları onayladığınız veya olanları unuttuğunuz anlamına gelmez. Aksine, o eylemlerin sizde neden olduğu, öfke, acı ve kin duygularından kurtulmanızı ifade eder. Klişe gibi gelebilir ama gerçek bu. Hayatınızın nasıl şekillendiği konusunda kafa yorduğunuzda kendinizden başka bir sorumlu bulamazsınız. Başarılarınızdan veya başarısızlıklarınızdan siz sorumlusunuz. Hayatta hangi yolu seçeceğinizin ve zamanınızı nasıl değerlendireceğinizin kararını veren sizsiniz. İstediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Hayatı dolu dolu yaşamayı seçebilir veya acılarla, sıkıntılarla dolu bir hayat kurgulayabilirsiniz. Hayallerinizi gerçekleştirmek veya onları tümüyle kaybetmek sizin elinizdedir.
Ne istediğinize karar vermek ve hedefinize doğru ilerlemek için gücünüz olduğunu unutmayın. Kendi kararlarımızı ve eylemlerimizi kontrol etme gücüne sahibiz ve bu da bize hayatımızı nasıl yaşayacağımızı belirleme fırsatı verir. Şu anda sahip olduğumuz yaşamdan daha iyisini hayal etmek için asla geç değildir. Daha iyi bir yaşam hayal eden hiçbir insan da yaşlı değildir. Videoyu beğendiyseniz Hayat Ağacı'na abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.